Mesele şu. İsmail Küçükkaya, operasyoncu İsmail Küçükkaya, bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, yine bir operasyon yapıyor. Maalesef görüntüleri veremiyoruz. Sosyal medyada var. Bir gazete haberini ve bu gazete haberinin yanı sıra da bir sanat haberini veriyor. Şimdi İsmail masum ya, sabah ailelere şey diyor ya, canım ailelerim, hepimiz Atatürkçüyüz, Atatürk yiyoruz, Atatürk içiyoruz, Atatürk giyiniyoruz, Atatürk'le yatıp kalkıyoruz, Atatürk için ölüyoruz falan diyor ya, palavra, nutuk tacirliği yapıyor ya, İsmail'in ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Piyasadakiler de biliyor, patronu da biliyor bu arada. Burada İsmail yine ustaca şunu yapıyor. Daha önce Halk TV biliyorsunuz Beşli Çete'nin reklamlarını aldı. Yani aslında Halk TV Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni başta olmak üzere Türkiye'deki bütün muhaliflerin gözünün içine baka baka hakaret etti. TV yüzdekine şaşırdınız mı? Ben şaşırmadım Sadat meselesine. Ama dönün bakalım Halk TV'dekine. Ya Kemal Kılıçdaroğlu Beşli Çete'ye savaş açtığı zaman sizin canınızı okuyacağım dediği zaman Merdan Yanardağ'ın yönetimindeki Telebir reklamları reddetti. Bence Merdan doğru yaptı. O zaman. Peki bu reklamları Cafer Mahiroğlu yönetiminde Cafer Mahiroğlu'nun sahip olduğu Halk TV aldı mı? Aldı. Yetmedi. İsmail Küçükkaya iki ayrı gün. İsmail Küçükkaya iki ayrı gün Limak güzellemesi yaptı mı? Yaptı. Bir, Hürriyet'teki bir haberi okuyarak Barcelona stadını Limak'ın yaptığını söyleyip memleketimize ne kadar faydalı, ne kadar güzel işler oluyor diye söyledi. Yetmedi. Ertesi günde Limak Senfoni Orkestrası'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde 3 tenorla birlikte verilen konserini öve öve bitiremedi. Limak Senfoni Orkestrası meselesinde solistlerden biri Murat Karahan. Murat Karahan kim? İstanbul Devlet Opera Balesi Genel Müdürü. Ve İsmet Sezgin Bey'in yeğeni ve Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin doğrudan birinci destekçisi. Devlet Opera Balesi'nde çalışan insanları tehdit eden, işlerinden atan, her türlü zorbalığı yapan, devlet kurumunu kendi keyfi için kullanan, kendi kariyeri için kullanan bir zat. İşbirliği yaptığı kişi kim? Limak. Limak'la işbirliği yaparak İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'ni şahsı için kullanmış oluyor Limak'la birlikte. Ankara'da da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı Limak'la birlikte ve salonu kullanıyor. Yani siz bugün kalkıp gitseniz Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nın salonunu kiralamak istersiniz. Atatürk Kültür Merkezi'ni kiralamak isteseniz size vermezler. Limak'a üstelik de Devlet Opera Balesi'nin genel müdürüyle birlikte veriyorlar. İsmail Küçükkaya da konsere gidiyor. En önde oturuyor. Fevkalade mutlu. Neden? Çünkü İsmail Küçükkaya Beşli Çete'deki herkesle başta Mehmet Cengiz olmak üzere kanka. Tamam mı? Ve sabahları da Halk TV muhalif kanal diye seyredenlere zoka yutturuluyor. Mesele bu. Demek ki mesele neymiş? Parayı veren düdüğü çalıyor mu? Çalmıyor mu? Kullanışlı gazeteciler var mı? Yok mu? Ben dün Halk TV'nin sahibi olan Cafer Maheroğlu'na önce beni sosyal medyadan takip etti. Sonra beni engelledi. Cafer benim eski arkadaşım biliyorsunuz. Cafer'e yıllar sonra beni niye takip etti, niye bıraktı diye WhatsApp'tan bir mesaj gönderdim. Mesaj burada elimde duruyor. 3-4 tane soru sordum bu konularla ilgili. Bu soruları eğer istersen benim YouTube kanalımda yayınlayabilirsin. Eğer istersen Halk TV'ye gelirim. Orada seninle birlikte aykırı sorular yaparız dedim. Cafer Mahiroğlu CNN Türk'te benim yaptığım Aykırı Sorular programına çıkmıştı. Aynı zamanda Cafer Mahiroğlu Halk TV'ye benim çalıştığım zamanlarda çıkmıştı. Arkadaş kontenjanından ama söz ettiği konularda değerli olduğu için çıkartmıştım. Yani şunu söyleyeyim, gazetecilik hayatında bazen duyurmak istediğiniz şeyler olur. Örneğin bir arkadaşınızın kitabı çıkar, birinin CD'si çıkar ya da bir toplumsal olay olur. Bazen arkadaş kontenjanından çıkartırsınız ya da beğeni kontenjanından. Cafer'in de o zaman gençler için, yurt dışına gitmek istedikleri için bir örnek isim olabileceği, işte beş kuruşsuz düştüğü yollara Londra'da büyük para kazandığı hikayesini anlatması için rica etmişti ben yayına çıkabilir miyim diye. Dostluğumuz var. Beni Londra'da da konuk etmişti
yani dostluk derken ailece görüştüğümüz bir kimse olduğu için şeye kadar beraber o Halk TV satın alana kadar da sürdü. Ben o zaman Halk TV'deydim. Ne zaman Cafer'le neoliberal tercihler yaptı, o zaman ben ayrıldım. Şimdi konuşmuyoruz. Kanlı bıçaklı değiliz ama ben soru soruyorum. İsmail'in görevinin ne olduğu işte ortaya çıkmış oldu. Şimdi bakın, İsmail'in yaptığı operasyonun ne kadar büyük olduğunu. Bakın bunu, bu operasyonu Cafer yaptı diyemem. Ama Cafer'den habersiz de diyemem. Fakat TV100'de Sadat operasyonu ne kadar büyükse Limak aklama operasyonu da o kadar büyük. Limak nereden vuruyor insanları? Dünyanın en önemli tenorlarını getiriyor. Bakın taktik. Senfoni orkestrası kuruyor. Müzisyenlere finansman sağlıyor. AKM bilmem ne falan reklam yapıyor. Aklıyor kendisini. Ve bunu aklarken de Devlet Opera Balesi'nin genel müdürünü kullanıyor. Zaten o genel müdürle ilgili ben Halk TV'de bir yayın yapmıştım. Dünyada tetikçi, dünyada iktidar yalakası, dünyada iktidara yanaşmış bir başka, bakın bir başka ülke var mıdır bilmiyorum, sanatçı var mıdır? Bu adam Karahan, hatta biz bir zamanlar Fazıl ona destek vermişti, sonra pişman oldu. Öyle bir herif. Öyle bir herif yani. Şimdi bakın yurttaşlar, halk, yurttaş aptal değil. Radikal tahammülsüzler hiç aptal değil. Bakın seyredin ne olmuş. Neden rahatsız? Arkadaşlar, sokak hayvanları için gösteri yaptığını, konser düzenlediğini söyleyen Lima'ya karşı bir protesto eylemi içerisindeyiz. Filarmoni Orkestrası'nı hangi parayla finanse ettiğini bilmek istiyoruz. Çünkü Limak bu parayı Akbelen Ormanı'nda nesli tükenmekte olan kuşları ortadan kaldırarak kazanıyor. Limak bu parayı Akbelen Ormanı'nda kömür madeni işleterek kazanıyor. İzin vermeyeceğiz. Akbelen Ormanı'nı cehenneme çevirip ondan sonra İstanbul'un lüks ATM'li AVM'lerinde kesinlikle şov yapmanıza izin vermeyeceğiz. 200.000'ünüzü buradan haykırıyoruz. Akbelen Ormanı'na vermeyeceğiz. Buyurun. Arkadaşlar, bu konserlere neyle geldiğimizi bilin eğer. Akbelen Ormanı'nı katlederek, zeytinlikleri keserek, canlıları öldürerek bugün burada müzik kaybediliyor. Aynı zamanda Halk TV'nin önünde de protesto vardı değil mi Ali? Yanlış bilmiyorsam. Onu da söyleyelim. Şimdi bakın, insanlar aptal değil. Siz 2000 kişi dünyaca ünlü bir tenoru dinliyoruz diye içeri giriyorsunuz. Girdiğiniz yer zaten Gezi'den dolayı gasp edilmiş olan AKM. Bakın her şey birbiriyle ilişkili. AKM'yi niye yıktılar? Çünkü AKM Cumhuriyet'in sembollerinden biriydi. Cumhuriyet mimarisinin sembollerinden biriydi. Mücella abla ve arkadaşları niye içeride? Orada hem parkı korumak hem de İstanbul'u korumak için oradaydılar. Peki yeni AKM kim için yapıldı? Yeni AKM'ye yurttaşlar giremiyor. Neden yeni AKM'ye yurttaşlar giremiyor? Çünkü 15-20 lira bilet nerede? 150-200 lira, 300 lira bilet nerede? Kim girebiliyor oraya? İbrahim Kalın istediğini sokuyor. Fahrettin Altun istediğini sokuyor. Yani siyasi olarak, bakın siyasi olarak sizin ilişkiniz yoksa o salonu falan alamıyorsunuz. Ve ama işte bak ne güzel eser yaptık diyenlere ayrıca bir palavra da, ayrıca bu kalsın, ayrıca bir değerlendirme de oradan ortaya çıkıyor. Hem mimariyi yok ettiniz, hem oranın ekonomisine insanlara ulaşılamaz hale geldiniz, getirdiniz. Hem gezicileri içeri attınız, hem de sonunda gözlerinin içine baka baka Limak konseri yapıyorsunuz. Başına da Murat Karahan'ı koyuyorsunuz. İşte Halk TV'ye soruyoruz. Küçükkaya İsmail, binlerce canlının yaşam alanını, köyleri yok eden Limak'ın bu katliamlarını yeşile boyamasına alet oluyorsunuz. Halk TV kimin kanalı? Halkın mı? Beşli Çetenin mi? Biz siz salondan bahsettiniz. Salon dışında neler oldu bakalım mı diye soruyor ve kalp mi dayanır diyor. Ya çok açık. Bakın bütün bunlara gerek yok. Çok açık. Burada
gayet net bir şekilde, kalsın o kenarda, gayet net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun beşli çete dediklerini pazarlıyorsunuz. Halk TV olarak da pazarlıyorsunuz. Devlet Opera Balesi'nin genel müdürüyle birlikte bal gibi de bütün bunları meşrulaştırıyorsunuz. İhsan hoş geldin. Bakın neden fonsuzluk önemli? Bir kere bir burada görüyoruz. Ya koskoca televizyon, ya utanmıyorsunuz. Bir tarafta Nazım Hikmet'i anacaksınız. Bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın resmen açık bir şekilde, bakın resmen açık bir şekilde bu beşli çeteden hesap soracağım dediği yerde üst üste siz bu beşli çeteyi ne yapıyorsunuz? Güzelleme yapıyorsunuz. Vay efendim işte konser verdi bilmem, katlettiler, halkın parasını çaldılar, işçinin kanını içtiler. Beşli çete bu ve siz bunları övüyorsunuz. Nerede? Sabah. Bakın bu övgüyü, bu övgüyü diğer kanallarda, mesela CNN'de yapsanız kimsenin umurunda olmaz. Çünkü CNN insanların sinir ucu değil, ama Halk TV insanların sinir ucu. Nitekim sevgili İrfan Değirmenci, biz onların reklamını falan almayız demişti. İşte alındı. Çok değerli yatırımcı Cafer Mahiroğlu'na, benim eski arkadaşım Cafer Mahiroğlu'na da bu soruları sordum. Sabah bir kalktım, beni de WhatsApp'tan engellemiş. Ya beni engelleyeceğinizse sorularıma cevap verin. Yeni bir huy başladı. Emin Çapa da kendi popülerliği üzerinden aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Sanki soruyu ben sormuşum gibi. Gökhan Günaydın'ın sorduğu sorulara yanıt vermek yerine ne benim egosantikliğim kaldı ne bilmem. Ya soru ben değilim. Beni boş ver. Dikkat edin söz edilen yerlere. TV yüzde Sadat. Emin Çapa'nın CNN döneminde Kargil. Buraya döndük. Şimdi karşımıza çıktı Limak. Ya kardeşim, eğer ben suçluysam kabul. Beni boş verin. Ben diyelim ki kendimi beğenmiş, şımarık, ona buna saldıran birisiyim. Sen Gökhan Günaydın'ın sorusuna cevap ver. Sen bu arkadaşımızın adı ne? Kazım Yılmaz. Kazım Yılmaz'ın sorusuna cevap ver. İsmail Küçükkaya. Ama İsmail Küçükkaya nasıl cevap versin ki? Korkmaz Karaca'ya mı cevap versin? Neydi, Sezgin Baran Korkmaz'a mı cevap versin? Limak'a mı cevap versin? Neye cevap versin? Veremezler. Şimdi bu o kadar önemli ki seçime gidiyoruz. Uğur Dündar üzerinden operasyon yapmaya kalkıyorlar. Uğur Dündar bunu sert bir şekilde İsmail Küçükkaya'lara meydanı bırakmamak için Uğur abinin istifa etmesine yarar var. Merdan Yanardağ'ın ekrana çıkıp, Merdan Yanardağ'ın ekrana çıkıp bu meselede, Merdan Bey çünkü duyarlı bu konuda, Sadat olayında olduğu gibi bu Limak olayında da bugün bu akşam 18 dakikada Merdan Bey'in bu olaya da tepki göstermesi lazım. Şu anda elimizde kalan son kanal Tele 1. Kimseye angaje olmadığını düşündüğümüz kanal Tele 1. Çıkıp Merdan Yanardağ, Cafer Mahiroğlu'nun Tele 1'inde İsmail Küçükkaya'yla yaptığı güzellemeye söyleyecektir bu akşam. Benim tanıdığım Merdan Yanardağ Cafer'e buradan haddini bildirir. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü ben Merdan Yanardağ'ın sosyalist olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Limak'a falan boyun eğecek hali yok. İsmail Küçükkaya'nın ne olduğunu da bilmiyor mu? Halk TV'de kimin malı olduğu falan önemli değil. Ama bari Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Beşli Çete'ye ben hesap soracağım derken, bakın Beşli Çete'ye ben hesap soracağım derken, kalkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanalı diye bilinen bir yerde gözlerin içine baka baka İsmail Küçükkaya Limak'ı övüyorsa, Limak'ın sahibi kim? Nihat Özdemir. İsmail'le Nihat Özdemir kanka mı? Kanka. Metin Cengiz'le kanka mı? Kanka. Nasıl oluyor bu işler? Yani ben medyayım diye işin içinden çıkamazsın ki, seçime gidiyoruz. Zor bir döneme gidiyoruz.